Doyamadım, hevesimi alamadım daha sokaklardan. Bugün de balık tutamazsam aç kalacağım. Halbuki niye hırs ediyorsun? Bana balık vermemiş, tutmayı öğretmiş. Al. Akşam oldu, daha bir tane bile tutamadım. Barış Çimen, uzun zamandır sahalarda yoksun. Benim keyfim gayet yerinde dostum. Sokakların sana ihtiyacı var Barış. Net ol kardeşim, ne diyorsun? Sen önce şu mesajlara bak. Barış Çimen, bu mikrofonu al, ait olduğun yere dön. Dön kardeşim, dön artık sağlara, kendini özletme. Barış Çimen, hakin arasına dön. Lütfen. Dön artık. Geri dön Barış Çimen, geri dön Barış Çimen. Dön kardeşim. Dön artık, seni çok özledim. Dön artık, dön. Neredesin, neredesin, ne zaman geleceksin? Gel abicim, halk seni bekliyor. Eğer kabul etmezsen, bu cihaz kendini 5 saniye içinde yok edecek. 5, 4, 3, 2, 1... Dur, bir dakika. Hayranlığını görünce nasıl yüzün gözün açıldı? Siz de kimsiniz? O gizemli adam gitti. Ben balıkçı. Al mikrofonu, oltamı bana versen sağlara dön. Onlar bugüne kadar benim röportaj yaptığım insanlar. Onlar istiyorsa ben sahalara dönerim. Sevgili seyirciler, herkese bizden koskoca bir naber. Yeni bir programla, yeni bir naber ekranıyla karşınızdayız. Bu hafta sizleri tabakların eşliğinde, şahane yemeklerin içinde gezdireceğiz. Onları hep beraber tadacağız. Sizin de dikkatinizi çekmedi mi? Ne kadar çok yemek programı var. Hangi kanalı açsak mutlaka ağzında bir şey çiğnerken elinde mikrofonlu bir adam ya da bir kadın. Yarışmalar da öyle. Keza bakalım. Onların sırrı neymiş sevgili seyirciler? Bunlar mı? Hani Naber'in sloganı gereği. Naber, insanların arasında. Uzak, yakın, dinlemeden. Sevgili seyirciler, programımız için gerekli malzeme listesini sıralıyorum. Bir tane mikrofon ve bir de çatal. Bu çatalı daha sonra çok çeşitli şekillerde kullandığımıza tanık olacaksınız. Şimdi hızlıca bir tur atalım bakalım programımızda neler var? Efendim gördüğünüz üzere madalyalar alınmış, nişanlar, hak edilmiş bir ünvan var burada. Şeflerin şefi, büyük şef elinde çatalıyla, bıçağıyla tadıma hazır. Buyurun. Pamuk gibi bir et, yumuşacık. Bakalım gerçekten pamuk gibi mi? Bu çok önemli. Pişme oranısı da çok güzel. Yani ne çok pişirmiş ne de az pişirmiş. Orta yeri hafif pembe gördüğünüz gibi. Orta yeri roz kalmalı yani, roze olmalı. Harika. Ama tavuk eti tam pişmeli çünkü bu pişmezse yenmez yani. Güzel bir kombinasyon hazırlamış. Çok güzel. Hem et hem tavuk ve altına da şöyle bir cennet elması koymuş. Yanına yapmış olduğu güzel garnitürü ıspanakla birlikte mini sebzelerle havuç, brokoli ve bamya ile taze fasulye tamamlamış. Tabağın bozulmamış hali bu. İki tane yapıyorsunuz. Evet. Bir tanesi yemelik, bir tanesi seyirlik. Fotoğraf. Değil mi? Evet, fotoğraf için buraya konuluyor. Siz nereden katılıyorsunuz efendim? Ben İzmir Aliağa'dan. Aliağa'dan? Evet, İbrahim Doğan. Bu cennet elmalı çökertme kebabı. Yani daha değişik, Türk modern yemeğine daha değişik sunum yapmak istedim. İnşallah hani buradaki jüri üyelerimiz beğenmiştir. Beğenilirse yemeğiniz ne olacak? Menüye mi girecek bir yerde? Menüye girecek. Bu beğenilirse de özgüvenimiz artacak. Türk mutfağına yönelik değişik bir şeyler ortaya hani katmak. Türk mutfağı zenginleşti. Ne kadar önemli sevgili seyirciler. Bunların hepsi daha sonradan anılacak. Belki de dünya mutfağında ünlü bir restoranın menüsüne katılacak. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok sağ olun. Gerçekten tam böyle seyirlik bir tabak olmuş. Hep biz tadıyoruz. Bir de siz tadın bakalım. İsteyin inanmayın, hep siz tatmıyorsunuz. Öyle mi? İçli köfte de var. Ben Yozgatlıyım efendim.
Sebzeler pişirme. Sebzeleri unuttum sebzeleri. Pişmemiş mi? Sebzeler pişmiş. İyi iyi iyi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu zaten görsel olan tam sebzeyi fazla pişirirsen sebzenin bir rengi, iki proteini, üç denge uyumu, tabaklı her şeyi kaybedersin. Bu normalde uluslararası yarışmalarda ideal olması gereken bu. Neden bu? Çünkü dediğim gibi rengini ve proteinini kaybetmemesi lazım. Şekerini bırakmaması lazım. O yüzden eline sağlık, çok keyifli bir kuzu incik yedik. Bakalım diğer rakiplerde nasıl? Prezentasyonu, garnitürü, karbonhidratı ve protein evinde çok iyi bir yemek. Dil balığı soya soslu sebzeli. İçinde mantar, al biber, kapya biber, soya filizi, mantar. Hep beraber soya sosunda soteliyoruz. O şekilde bir sunum elde etmeye çalışıyoruz. Burada dünya standartları. Evet. Anladın? Yani dünya standartları. Sen şu tabağı sunacaksan en az 5 kere önceden demonu yapıp kusursuz bir şekilde burada. Lezzeti güzel, tadı güzel ama porsiyonu çok fazla. Anladın mı? Vallahi bir araba lafı işittiniz. Tek sorun ben ana yemek olarak düşündüm ama hocalarım bunu daha çok bir ara sıcak, bir tadımlık yemeği olarak düşünmüşlerdi. Sadece yanlış bir anlaşılma oldu bende. Kemikliğin üzerinde fileto açıp onunla bir sunum yapmakta biraz daha farklı bir beceri istiyor. O beceriyi göstermeye çalıştık. Ne yapmış beyefendi? Niye bağırıyorsunuz? Yok bağırmıyorum. Bağırma yok. Yükseklik uyarıyoruz. Bağırma yok. Bağırılır mı? Asla bağırma yok. Uyarı. Tavsiyeler. Adam terledi çünkü. Tavsiyeler bu. Çalışırken terledi. O çalışırken terledi. Peki şikayetiniz nedir? Hiç şikayetimiz yok. Gayet güzel. Çok lezzetli yapmış. Ellerine sağlık. Bizi görünce sevgili seyirciler şikayetinden vazgeçti. Ama porsiyon mu büyükmüş, neymiş? Dünya normlarına göre porsiyonlar artık küçüldü. Bir dahaki yarışmalarda yapmaması için kendisine uyarılarda bulunuyoruz. Lütfen Suat Bey bir daha yapmayın. Onun için kardeşim. Porsiyon böyle tabak mı olur? 10 kişilik. Porsiyon büyük. Bir tek kusurumuz var, porsiyonumuzu büyük tutmamız. Bu da bizim için altın bir fikir oldu. Bundan sonraki çalışmalarımızda bunun biraz neresi daha büyük sevgili seyirciler, bakın ancak duyurur bu. Uluslararası bir yarışma geçtiği için burada kırçıklı balık sunumu yapamıyoruz. Bunun filetosunu çıkartıp o şekilde sunumu yapmamız gerekiyor. Çünkü bunu değerlendiren sadece Türk jüri olmadığı için yabancı jüriler de değerlendiriyor bunu. Bunların istemiş olduğu bir kriterler var. Bu doğru kriterler de olsun. Sevgili seyirciler, gördüğümüz üzere olay kıran kırana. Hiç de öyle masum değil. Fırça iyi de usta. Lezzetine baktığımızda zaten Türk mutfağının yani biraz kaybettiğimiz kısımlar da bu. Yani lezzet anlamında belki dünyada bir numarayız. Ama sunum kısmında biraz şey kalıyoruz. Ya bu da o tabaklardan bir tanesi. Yediğimde o ağzımda eriyor yani, çok hoş. Ama bakıldığında hem biraz basit kaçmış. Balığın üzerine sadece biber sotelemişsin. Hem de sunum estetikliği, kafa falan bunlar o kadar yarışmalarda puan verdiğimiz şeyler değil. Bakalım bu standtan bize ekmek çıkar mı niyetiyle geldik. Siz ekmeklerinizle görücüye çıkmışsınız. Evet. Tabii ekmek çok önemli çünkü yani bizim kültürümüzde ekmeksiz doymayız biz. Çok 18 farklı çeşit ekmeğim var burada yani. İsimlerini sayabilirim mesela. 18 ekmek. Çeşit mesela keçi boynuzlu unundan ekmeğim var. Avustralya Noel keki var. Meksika paskalyası var. Fransa köy ekmeği var. Alman ekmeği var. Bizim Türk ekmeklerimiz nohut mayasında yapılmış patates ekmeğim. Özellikle mürekkep balıklı ekmeğim var. Kaplan Tiger ekmeğim var. Şöyle kaplan deseni alınmış ekmeklerimiz var. İşte grisinin çeşitlerimiz var. Hocam onları bizim memlekette kimseye yediremezsin. Yedirsen şunu Trabzon ekmeğini yedirirsin. Hı. Ancak doyarlar. Mesela size bir tane limon gras ekmeği yedirebilirim. Tadını bir görün, bir fark edin. Tatlı. Biz şimdi buraya tadıma geldik. Çünkü evet, tadım yapan televizyon programcılarının nasıl bir hayatı olduğunu çok merak ediyoruz. Evet, tattırabilirim. Ama karnımızı ekmekle doyurmaya niyetimiz yok. Olsun, sen gene de bir iki çeşit ekmeğimi tattırayım. Yoksa bak, bakın mikrofona bak. Mikrofon benim sustalı bak, çatal çıkıyor buradan. Gördünüz mü? Sevgili seyirciler, bu mikrofon yeni icadımız bizim. Hemen gurmelere de önereceğimiz mikrofon budur. Şimdi şöyle mesela, sustalı. Bunu zihni sinirin icadı olarak kabul edebilirsiniz. Şöyle mesela lezzet, tat falan gördük mü etrafta? Tadılacak bir şey gördük mü? Tabak örneğin. Evet. Şak diye buradan çıkacak böyle. Yani, şak. Bence de. Değil mi? Bence de. Hemen o zaman gurme ne yapacak sevgili seyirciler? Bunu böyle buradan çıkaracak çatalını. Şöyle hatta mikrofonla beraber. Evet. Şöyle gidecek mesela. Mesela.
tadımlık şuraya batıracak. Tavsiye ederim. Şahane. Şuradan zeytinden alsam mı? Zeytinden alsam mı? Sevgili seyirciler, işte gördünüz. O gurmeler neler çekiyor kim bilir. Önlerinde bir sürü yemek, hepsini sen tat. O kadar kiloyu al. Yani bir tattırabilirsiniz. Çok farklı bir ekmeğimdir. Limon graslı. Karnımızı ekmekle doyurmaya niyetimiz yani yoktu ama madem öyle. Aa, çok güzel hocam. Yani, neymiş o? Limon gras. Limon otu. Limon gras. Aynen kokuyor. Aynen. Her ekmeğin ayrı bir özelliği var şu anda burada. Umduğumuz gibi bu tezgahtan bize ekmek çıktı sevgili seyirciler. Tamam, bunu ben hemen gideyim bir katık bulayım buna. Balık bir şey bulayım. Biz az önce ekmek standına uğradık efendim. Ekmeğimizi getirdik. Ekmek de banacağız. Siz Türk yemeği dediniz madem. Ekmek de yiyelim biz. Vallahi kılçık geldi. Biberinden yiyeyim. Şu olur mu? Çok lezzetli. Lezzetine bir şeyimiz yok. Ama biz sadece lezzete bakmıyoruz burada. Tabağın sıcaklığı, sunumu, lezzetlerin uyuşumu, porsiyonların büyüklüğü, küçüklüğü, renkler, zamanlama, hijyenik çalışması. Halbuki ne güzel yemek sevgili seyirciler. Gerçekten şefimize haksızlık ettiler. Çok rica ederim. Buyurun. Kalmamış. Bitti. Hayır şeyi bu. Balığını yemişler, o kalmış. Çok rica ederim. Bizi beklememişler sevgili seyirciler. Bu mu yani? İki tane kuş konmaz. Çok sevdiklerinden yemişler. Sizi çok sevdik. Onun için size... Alabilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Çatal burada biliyorsunuz, bakın. Hemen hazır. Şap diye çıkıyor. Hatta ben direkt mikrofonla vereyim. Şöyle. Yüz ifadem iyi mi? Şunu merak ediyorum. Mesela gurmeler böyle şöyle yapıyorlar, bakın. Oluyor mu, yapabiliyor muyuz? Çünkü ben çalışıyorum, ileride öyle program yapmak istiyorum. Tabii iyi olur. Hiç olur. Aç kalmadan yaşayabilmek için. Ya sen başarılısın o konuda, bunda da başaracağına inanıyorum. Takip çok teşekkürler. Ya. Böyle kaşları çatıyor muyuz? Biraz da çatmasan iyi olur. Biraz da gülümsesen daha iyi, sert duruyorsun. Benim. Gözleri kısalım mı? Oluyor mu hocam? Oluyor, güzel, çok İşte güzel. Olur'u aldık efendim, tam puanı aldık. Çok teşekkür ederiz. Yapılışını mı anlatayım? Bambuda deniz levreği. Evet. Ne kadar egzotik. Gerçekten çok enteresan. Niye böyle bir şey yaptınız hanımefendi? Bunu uygun gördük yarışmaya, bunu yaptık. Altında ve üstünde pazı var. Yanlarına limon çiçeği, işte kişniş falan koyup lezzetlendirdik. Harika. Yanına da kuş konmazdı. Bizden tam puan aldınız. İnşallah jürilerden de alırız. Notumuz çok kıt. Efendim? İnşallah jürilerden de alırız. Jüriden aldığınız puan bizi bağlamaz ama biz size tam puan veriyoruz. Ki notumuz çok kıttır, hiç kimseye tam puan, 10 puan vermedik. Teşekkürler. Burada kuş konmaz mı? Evet. Harika olmuş. Kremalı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Beyefendi, yapıyor musunuz böyle yemekler? Ben evli değilim. Evli aşçı yok mu efendim? Vardır. Sebze oymacılığı standındayız ve bunu emek emek uğraşıp yapan ustalara soracağız. Acaba bu suratı yaparken kimi gözünün önüne getirdin de yaptın? Örneğin kayınpederimi. Hemen şuraya geçiyoruz. Burada ejderha var. Ejderhayı yapmış. Gerçekten de işçilik isteyen bir çalışma. Yanında da efendim bakın Yunan tanrılarını ifade eden Zeus. Sanki Zeus'a benziyor alttaki. Hemen yanında da güneşi var. Bunlar efendim bal kabağından oyma. Kim hocam bu? Viking. Viking. Viking, evet. Vikingleri eski... gözünüzün önüne nereden getirdiniz, nereden akıl ettiniz? Şimdi zaten her zaman araştırıyoruz, devamlı daha yenilikli ne yapabiliriz diye. Onun için araştırdığımız için hani bakıyoruz fotoğrafı, gözüme çarpan ne varsa onu yapmaya çalışıyorum. Bu harika. Bu yarışmaya da bunu hazırlamak istedim. Çok bilmiyorum, karizmatik. Belki, nereden katılıyorsunuz? Belki Antalya'dan. Antalya. Antalya. Zaten evet. Bu işin merkezi Antalya. Oteller cenneti olduğu için. Hemen bakın, burada efendim ürün fazlası olarak kabak çekirdeği. Çıtırtı duyulmadı ama olsun. Taze dar. Bunu güneşte kurutacaksın. Tuzlayıp. Tabii. Keşke tatlısına yapsaydık daha iyi olurdu ama tatlısına susaydık daha iyi olurdu. Üstüne ceviz. Ceviz, evet. Arkadaşım beni çizmiş. Siz misiniz bu? Bunu yapan arkadaşımız kesin kafasında bir düşüncesi vardır.
Kafasında nasıl bir düşünce olabilir acaba? Şimdi bu figürleri yaratırken genelde hayal gücünü kullanıyorlar. İşte bunu yapan arkadaşımız... Hocam düşürüp ziyan etmeyelim, gözünü seveyim, bak kayıyor benden. Burada bir figür yaratmış. Bundan sonra da birçok şeyleri yapıyor. Yapmış. Şöyle dursa haber sunar, bak mikrofon var. Sevgili seyirciler, bu suratla. Zamanında böyle vardı, bir sunucu vardı. Ben hatırlamıyorum. Hocam afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle bir pehlivanı andıran görünümünüz var madalyalarınızda. Evet. Niye? Bu bizim brovemizdir, federasyonun. Taşfet'in brovesi. Sizler tadımcı mısınız? Biz jüriyiz, tadıyoruz ve puan vereceğiz. Şahane, güzel olmuş mu? O giri de güzel olmaz mı? Kombinasyonu başarılı. Sunumu güzel. Bir de biz bakalım. Özellikle proteini, karbonhidrat dengesini çok güzel ayarlamış. Yani tabak ve ısısı falan gayet başarılı. Başarılı. Arkadaşımız aynı zamanda milli takım olduğu için biraz da tecrübeli, gayet güzel bir tabak. Ben beğendim. Aç geldiğimiz iyi oldu buraya. Sevgili seyirciler, Kuşkonmaz'dan da. Eline sağlık ustam. Eline sağlık ustacığım. Arkadaşa bizden tam puan. 10 puan. Söyleyemeyiz. Sürpriz. Bizden tam puan. Eğer geçerliyse sevgili seyirciler, arkadaşa biz tam puan verelim. Hatta bir lokma daha. Böyle yemek bitince ne olacak? Akşam 18'e kadar ortalama 300 şef yarışacak profesyonel anlamda. 300 mü? 300 şef. Bugünkü yarışma sayısı 300 tane profesyonel şef yarışacak. Sevgili seyirciler, biz de aç kalacağız diye korkuyorduk. Aç kalmayacakmışız demek ki. 300 tabak yemekten tadım yapabileceğiz yani, doğru mu? Ama hepsi değişik kategoride yarışacak. Tatlı kategorisi, makarna kategorisi, pilav kategorisi, balık, kuzu. Çok severiz. Türk yemekleri. Ortalama bugün 300 şef yarışacak. Tamam, o zaman yer bırakalım diğerlerine sevgili seyirciler. Bu kadarlık yeter. Afiyet olsun. Abdi Gündüz. Evet efendim. Milli takım şefiymişsiniz. Milli takımda görevli bir aşçıyım. Ne güzel. Evet, çok bravo. Güzel. Ülkemizi yurt dışında temsil ediyoruz. Bunun da gurur duyuyoruz. Sevgili seyirciler, az önce o darmadağın olmuş tabağın sahibi arkadaş, o yemeği pişiren arkadaş Abdi Bey. Tabak da zaten düzgün bir şekilde karşımızda duruyor. Girida balığı var, kuşkonmaz ve somon. En altında pirinç var. Kremayla bizim Türk milletinin damak tadına biraz uygun olmayan ama şarapla tatlandırılmış mantar sosumuz var. Yan tarafında kuru erik sosumuz var. Yine burada deniz tarağımız, altında tiken kabağı dediğimiz, bu Antalya bölgesinde yetişen bir kabak tarzıdır. Ondan bir kombinasyon yaparak ve avokadoyla da süsleyerek onu. Hocam bu nerenin yemeği şimdi? Biz şimdi bunu, bu bir tarafın yemeği. Biz böyle şeyler yapmadı bize hiç. Hayır, şimdi bu modern edilmiş bir tabak. Yani bu bir tarafın yemeği değil, bizim dünya mutfağından. Evet, dünya mutfağından tasarladığımız, tamamıyla kendi tasarımımız olan bir tabağımız. Şimdi bunda karbonhidrat, vitamin, hepsi bu yarışmalarda çok önemli. Bunları hesaba kataraktan biz bu tabakları hazırlıyoruz. Biz yeterince vitamin almış mıyızdır sizin tabaktan? Ona siz karar vereceksiniz. Ben nasıl karar vereyim şimdi vitamin aldım mı? Siz o tabaktan yemekler yediniz. Çok daha güzel. Olan tabaklardan. Lezzet 10 numara. O zaman biz inşallah, tam puan veriyoruz. İnşallah bizim jürilerimiz de... Sevgili seyirciler, biz herkese tam puan vermeyiz. Sevgili seyirciler, beyefendiler, jüri üyesi. Hanımefendinin adı ne? Günay Hasdemir. Tabak gerçi hani birazcık... Dağıldı tabii. Tabak dağıldı. Evet, evet. Deniz ürünü. Deniz ürünü, deniz levreği. Deniz levreği, evet, ve evet. Sebze yatağı üzerinde mi? Anna patates, üzerinde sebze soteleri var. Zest, limon, portakal, lime'la levreyi sardım. O şekilde sunum yaptım. Onu suda pişirdim, balığı. Bu şimdi ne yarışması oluyor? Balık. Ustalar, balık kategorisi. Balık kategorisi, evet. Yani bu ustaların ustası mısınız siz yani şu anda? Estağfurullah. Usta olacak adayları yetiştiren bir kişiyim. Bu işin öğretmenliğini yapıyorum. Biz de yemeden geçmeyelim sizin levrenizi. Şöyle sebzesinden de. Kallavi bir lokma oldu ama kusura bakmayın. Benim suratıma bakıyor. Nasıl olmuş acaba diye. Çok güzel. Gerçekten. Gerçekten 10 numara. 10 numara.
10 numara. Yani biz herkese 10 numara vermeyiz. İnşallah şeflerim de öyle düşünürler. Gerçekten 10 numara. Beyefendiye de yapıyor musunuz bu yemeklerden? Ben bekarım. Yapmıyorum kimseye. Öyle mi? Yoksa beyefendi olsaydı kuru pilav. Valla hani ne derler? Olsaydı da yapsaydın mı diyorsunuz yoksa? Yok yok hani terzi söküğünü dikemez hesabı, evde yemek yapmaya insan arıyoruz öyle diyebilirim yani. Öyle mi? Evde yemek yok, bir geliyoruz dolap tam takıyor. Yapıyorsunuz, hayatınız sürekli yemekle geçiyor, sıkılıyorsunuz yani. Özel hayatınız ama işte asla. İşte sürekli yapıyorsunuz, eve gidince istemiyorsunuz yapmak. Ya benim için öyle, bilmiyorum. Birçok aşçı evinde yemek yapmaz, sorun. Ben muhabbete daldım, tadını unuttum. Şuna bir daha bakayım. Bakalım. İkinci çatal benim için çok önemli. Gerçekten mi? Tabii. Beğenmeyen hiç kimse ikinci çatalı atmaz. Öyle mi? Tabii ki. Bunu ben öğrencilerime... Aç olduğumuzdan olmasın. Ha o olabilir. O da olabilir tabii. Böyle program yapanlara ne diyorsunuz? Biz onların hayatını merak ediyoruz. Hani gittiği her yerde yemek yiyen, lezzet, tadım. Yani... Gurme ama televizyon da yapıyor yani. Ya alanımızın popülerleşmesi benim çok hoşuma gidiyor bir eğitimci olarak. Çünkü böyle bir mesleği icra edecek profesyonel adaylar yetiştiriyoruz. Eğitimli. Sadece alaylı değil. Benim için bu çok önemli. Yani birçok insan var düşünün Amerika'da işletme okuyor, geliyor master yapıyor. Burada pastane açıyor kendisini ya da bir restoran açabiliyor. Yani çok popüler bir alan. Sevgili seyirciler. Beğendiniz. Asıl soru bu zaten. Aç mıyız, beğendik mi? Biz herkesin yemeğinden üç çatal yemeyiz. Öyle mi? Tamam. Yemeyiz. Sevinebilirim yani. Kendi mutfağımız dünyada tek mutfak. Onunla alınmalıyız. Turizmin, gastronomi turizminin anahtarı yiyecek içecektir, yemektir. Ben eğer biz tanıtırsak buraya tarihi güzellikler için, doğal güzellikler için, denizi için gelenlerin dışında sadece yemek yemek için geleceklerdir Türkiye'ye. Bütün zincir otel genel müdürleri otel açıldığı zaman yabancı genel müdür gelip bir aşçısını, şef aşçısını yanında getiriyordu. Şimdi? Şimdi bizim aşçılarımız işin başında 43 kişi aşçım var, şef aşçı dahil. 40 aşçı da yine Türk. Göreceksiniz İtalyanları da geçeceğiz. İtalyanlar şimdi ne yapıyorlar? Pizza yapıyorlar, bir de pasta diyorlar, makarna. Toskana'ya gidiyorlar günübirlik ne yemeye? Makarna yemeye. Eğer sabahleyin gitmişse öğlen yiyip akşamüstü geri dönüyor. Öğlenden sonra gitmişse akşam yemek yiyor, bir de konaklıyor. Benim bu kadar zenginliğim arasında mutfak zenginliğimi de sunarsam bundan başa çıkılır mı? 10 milyon kişi daha eklenir. Greetings from Planet Paprika. Yetiştik mi? Yetiştik evet. Mi? Buyurun. Ya bende çatal var. Çok sağ olun. Aman geri kalmayalım hiçbir lezzetten diye. O tat senin, bu tat benim. Koşuyoruz sevgili seyirciler. Bu neymiş? Ezmeli kebap. Ama çok güzelmiş. Evet, lezzeti çok iyi. Başarılı. Yemekle ve naneli ayran. Normalde ayranı genelde hep farklı içeriz ama naneli buz gibi bir ayran da yemekle birlikte çok güzel oranç olmuş, kaynaşmış. Yemekle birlikte pişirmişler sebzeyi. Kesinlikle burada biraz da sebze pişmiş ama pişirilen sebze domates, soğan ve biber. Normal pişmesi gereken gibi pişirmiş. Diğer taraftaki arkadaş biraz daha al dente pişirmiş. Daha iyiydi yani. Bu da iyi. Bu pişmesi gerektiği kadar pişmiş. Bu ama terimleri iyi öğrenmemiz lazım. Andante. Yarışmacı arkadaş diyor ki benim sebzelerim çiğ kaldı. Aslında bize göre o ideal sebze o. Yani hafif al dente diri kalması lazım. Bu jargonu öğrenirsek program yapabilir miyiz gurme programı? Abi gurme olabilmen için bak şu kuzuyu yemen lazım. Aç abi kuzuyu budur abi. Hani jargon bilmene gerek yok. Damağın, kulağın ve duyuların iyi olduktan sonra gurme olabilirsin. Bir de çatal lazım. Öyle mi? Çok beğendim ben de. Hocam ekmek getireyim buraya. İyi oldu. Tam da öğle saatine denk gelince. Yanında pidesi var. Hı hı. Lavaş varmış. Lavaşla birlikte güzel olur mu? Ayrılmıyor ki şöyle bir. Karnımızı doyurmayalım ekmekten. Oo şöyle suyuna da sevgili seyirciler.
etraf boşalınca hazır fırsattan istifade şu lokmayı da böyle sizin müsaadenizle, yüksek müsaadenizle. Gözlerden belli zaten değil mi? Şimdi demeyin kamera önündesin, habire yiyorsun, kameraman ne yapıyor demeyin. Aynısını o da yapıyor. Çekim bitiyor hemen, arkasından geliyor. Onun çatalı burada, gömlek cebinde. Model olsun diye aynısını yaptım ben. Burada duruyor, hemen çıkarıyor kamera kayıttan çıkınca. O da devam ediyor arkasından. Şimdi biz önden bir yiyelim ama, değil mi? Şimdi demesinler efendim kameraman yiyor mu yemiyor mu? Tabii ki. Yani biri bakar, biri yer biri yemez, kıyamet ondan kopar hesabı. İlla tatmak zorundasın yani. Evet. Göz hakkı var. Tavuklu, mantarlı, sebzeli spagetti yapmış. Biraz da soya sosu var galiba içerisinde. Evet. Görünüyor. Evet. Sebzeli, tavuklu, Çin eniştesi, noodle. Sebzeleri kendi hazırladı. Çok güzelmiş ama. Çok güzelmiş. Eline sağlık, çok güzel oldu. Beğendiniz mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sayenizde doyduk yani. Böyle makarna ile yedik ya. Oh. Oh, evet süper. Şimdi İshak'ta sıra. Kameraman İshak'ta. Şimdi kameraman yemiyor mu diye soruyor seyirci. Evet. Mail atıyor. Abi de siz yiyorsunuz. Kamera önü yiyor, arkası yemiyor mu? Yiyor ama. Yiyordu ya. Çatalı görüyor musunuz? Bak burada çatalda. Evet vallahi çatalı var. Doğru. Sevgili seyirciler, tanık da gösteriyoruz. Evet. O kadar da değil. Çatalı bakın. Var. Demek yiyor. Çatal burada. Evet. Aynısı. Çatal öyle. Aynısı. Yiyor abi. Burada bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü burada dikkate değer bir çalışma var. Arkadaşımız işitme engelli. Öğrencimizin ismi Ebru. 11. sınıf öğrencisi. Yeditepe İşitme Engeller Özel Eğitim Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü canım öğrencisi. Canım ya, ne güzel de yapmış ama. Bu yarışmaya bu yemekle hazırlandık. Tavuklu, sebzeli, soya soslu, noodle, Çin eriştesi. Bütün hazırlığını kendisi yaptı. Doğrama tekniklerini kullanarak, öğrenerek, pişirme tekniklerini öğrenerek bir süre çalıştık birlikte ve bu yemeği eline kendi sağladık. Başına çok hazırladı. Tadına baktık. Umarım. Şu an kameraman İshak Toraman zaten halen çiğniyor ağzında lokmasını. Biz bozulmamış tabağı çıkardık ekrana. Öbür tabağı çok fena yaptık çünkü. Bozduk. Tabaktan hayır kalmadı. Bizi de bu çok memnun etti. Çok beğenmiş olduk. Teşekkür ederim. Eline sağlık kardeşim. Bu yemek Osmanlı saraylarının en gözde yemeklerinden bir tanesi. Bostan patlıcanında reyhanlı bıldırcın. Bıldırcın mı? Bıldırcın. Harika. Bilirsin yani bıldırcın eti çok makbuldu Osmanlı'da ve Türklerde av yemekleri. Bugün de bu festivalde Türk mutfağında kuş yemeklerinin de bolca kullanıldığını ve tüketildiğini göstermek için özellikle ustamız şefimiz Bostan patlıcanında reyhanlı bıldırcın yaptı. İki adet löp bıldırcın ama kemiklerinden ayıklanıyor. Reyhanla ve balla pişiriliyor. Muazzam bir lezzet. Kesin gerçekten de öyle. Biz tanığıyız. Bizzat tadına da baktık yani. Beğendiniz mi? Hem de nasıl? Beğenmez miyiz? Teşekkürler. Afiyet olsun. Tam da öğle saatine denk geldi. İyi geldi. Afiyet olsun. Akşama da bekleriz. Geliriz ama. Bekleriz. Bizde şey yok çünkü. Bizde dur yok. Akşama da kaz kebabı veririz. Kaz mı? Kaz kebabı. Sevgili seyirciler, kaz gelecek yerden mikrofonu esirgemeyiz biz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya çok rica ederim. Buyurun. Ne bu? Bunların hepsi doğal taş. Kendi ürünlerim, kendi yaptığım, kendi el emeklerim. Ne yiyeceğiz? Taş mı yiyeceğiz efendim buraya geldik yani? Taş mı yiyeceğiz? Yani onlarla ilgili bir şey olsa daha güzel olurdu. Evet hani kolye mesela üzümden yapılmış değil mi? Evet. Aynı zamanda yenir. Şekerlerden yapılabilir. Siz yaşayan... yanlış fuara gelmiş olmayasınız. Hayır doğru fuara geldim. Ben bunlar yenmez. Var. Ama bunu yiyorum ben. Yumruk kadar kaşar peyniri getirmiş efendim. Bıçağıyla onu kesip dilimleyip katık ediyor simitine. Evet. Değil mi? Bak bunu yiyorum. Sembolik yiyecek de katılınır mı fuara?
Taşlarımı da çok seviyorlar. Çok kaliteli olduğu için bak bakar mısın nasıl ışıldıyor taşları. Bir tane kurabiye yapar getirir. Millet taş mı yesin efendim? Hayır canım ama çok güzellikler var. Gerçekten. Harika. Sanat eseri. İnsanlar buraya yaptıkları yiyecekleri sergilemek için geldiler. Olsun. Lütfen taşlarımdan bahsedelim. Taşlarınızdan bahsedelim. Adamın dişini kırarlar. Yemek fuarını hiç tavsiye etmiyoruz. Aşk olsun size. Size de. Çok yanlış alındım. Fuara gelmişsiniz. Çok lütfen alındım. Sizi taş fuarında da görmek isteriz. Peki. Peki sizi dinleyeceğim. Bu yarışma olacak. Evet. Sabah kahvaltı yapmadan mı geliyorsunuz? Bir kere çok erken saatte uyanıyoruz biz. Burada yarışmalar 9'da başlıyorsa çünkü biz yiyoruz ya. Biz 6.30 gibi falan geliyoruz. Yiye bitmedi şimdi. Ben 2 öğün yedim sabahtan. Ama biz azar azar, çok azar azar tadına bakıyoruz. Doyurucu değil. İşte yani valla kallavi lokmalar alan iki, gördüm. İki kategoriye de aç. Demek ki kahvaltı yapmamışlar onlar. Ben kahvaltı yaptım. Valla biz de yapmadan geldik ama evet. Yaptığımız yetti yani artık yeter. Bu şimdi alttaki hadi, neymiş? Hadi şuradan bakalım. Bu neymiş? Şuradan ha. Bakalım. Patates püresi harika yalnız. Kimyonlu evet. Yapmış. Şahane kimyonlu, olmuş. Evet. Guada peyniri koymuş içerisine. Oo. Evet. Rakıyla. Rakı mı? Rakı da koymuş tabii. Sabah sabah rakı da almış olduk ama zaten onlar numune yani. Balık ne? Levrek balığı. Deniz mi acaba? Sanmıyorum. Çiftlik levreği de. Enginardan yemediniz mi? Baktım tadına. Pürenin tadına mutlaka bakmak lazım. Püre çok özel yalnız. Levreğin tadına mutlaka bakmak lazım. Menüde hazırladığı gibi yemeği hazırladığımı ona çok dikkat etmek lazım. Bayağı ciddi bir iş. Nereden baksın? Ciddi bir iş, evet. Ciddi bir iş. Biz de bu işe yatkın mıyız? Elimizde çatal, mikrofon, bakın püre. Evet. Hemen tadına baktım evet, mesela benim güzel. Yüz ifademe damak, bakın. Damak zevki. Evet. Yemek konusunda yatkınsınız evet. Ama yapma konusunda bir 20 seneniz falan geçmesi lazım. Evet. Yemeği yapma konusunda. Evet, yemek konusunda gayet yatkınsınız. Ben yemek programı yapsam olur. Olur. Herkes yapıyor artık. Bir kriter yok ki yemek programlarında. Şöyle, mesela o kriterlere uymaya çalışıyorum ben. Böyle kaşımı çatsam, gözleri kıssam. Evet. Böyle hissetsiniz lezzeti falan. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Yavaş yavaş. Bir yıl sonra çok iyi olur. Çok güzel olur. Nereden baksan bir sene sonra görüşürüz sevgili seyirciler. Bir sene sonra beni bu sofradan kaldıramazlar. Hadi bakalım. Oldukça güzel. Nasıl değerlendirmem lazım? Afiyet olsun. Vallahi. Ne yapayım mesela tam anlayabilmek için? Tabii. Yani. Ağzıma çevireyim. Yutmadan önce damağınıza vurdurun. Hafif çeviririm. Ve hemen yani yer yemez çok güzelmiş demeyeceksin yani. Aradan en azından şöyle yarım dakikayla bir dakika arasında geçip tam beyinle tamamladığı zamanda. Tadın. Şöyle gözlerimi kıssam. O artık sizin mimiklerinize bağlı. Yani böyle yapıyorlar çünkü de o yüzden. Tabii ki. O şarap da bilakis yapılır yani. Öyle mi? Tabii ki. Ama yemekte de direktmen damağa yani dilinle yukarı doğru değdirirken. Bu dilindeki tüyler o kaşlar tadı çatılır, kaşlar çatılır ve dikkat yoğunlaşır. Yani dilimde tüy bitti ama dilde gözle görünmeyen tüyler var. O tadı aldığı zaman direktmen beyine yönlendiriyor. Beyin de ona göre bu nefis olmuş diyor. Bana bunları beynim mi yaptırıyor yani? Evet efendim. Siz bu işi mi yapıyorsunuz? Tattırıyor ben musunuz? Tattırıyorum. Tanıtım yapıyorum ben. Tamamlayayım ondan sonra gelin bari. Benim? Doldurayım biraz ondan sonra gelin. Yüzüne çıkmak için mi? Hayır, peynirleri tanıtmak için. Tadımcıyız efendim, tadıyoruz. Herkes gelip tadıyor. En azından şu an satışımız yok burada ama akıllarında bulunuyor tatlarla ilgili, kaşar peyniri nasıl diye. İsterlerse, dilerlerse, beğenirlerse giderler marketten alabilirler diye. Bakın mesela burada tüketim var. Ne kadar peynir gidiyor günde? Kaç kalıp? İki günden beri satış oluyor. Yani tadım oluyor. Salı ve çarşamba gününden beri buradayız. Salı günü bir 6-7 tane beyaz peynir, 2 kilo kaşar peynir, 7-8 tane de üçgen peynir gitti kalıp olarak şöyle kalıplarda. Neredeyse herkes tatmak istiyor zaten. Böyle bizim gibi acıkanlar da geliyor mu? Genelde sizin gibi acıkanlar geliyor zaten. Çok güzelmiş. Simit de var mı? Şurada simit var. Simiti alan geliyor bizim üçgen peynirimizde yiyor. Sevgili seyirciler bir yemek fuarının perde arkasını seyrettiniz. İşte buraya gelen böyle niyetli vatandaşlar da var. Değil mi?
Şu an bizi çekmiyorlar mı? Şu an bu şey bu, dekor. Dekor. Nasıl tadı? Güzel. Biliyorum güzel olduğunu zaten. Kahvaltımızı yapmadık. Afiyet olsun. Bakın çatal var. Orada da çatal, yedek çatal da taşıyorsunuz. Biri tatlı için. Hadi ya, biri de ana yemek için mi? Biri ana yemek, biri başlangıç, biri de tatlı için. Evet, bence bir tane daha çatal taşımanız lazım. Kürdanı da sizden alacağız. Tamam, alın. Şöyle kutuyla verelim isterseniz, yetmezse. Biz kutusuz, ucunda ürünle alıyoruz. Afiyet olsun. What is this? This is a book. Where do you come from? I am from Turkey. Hocam o zaman niye bizi zorluyorsun, zor durumda bırakıyorsun? Kendi dilimizle konuşsanıza. Evet. Peynir yediniz, diliniz değişti bakıyorum. Harika. Çok güzel. Nasıl böyle, siz de tadımcı mısınız bizim gibi böyle? Evet, doğru. Aman yarabbim, ne güzel. Aman yarabbim. Aynen. Aç mı geldiniz siz de? Evet. Doydunuz mu peki? Allah şükür yani, çok güzel. Peki dişimizde bir şey var mı? Yok. İyi, iyi bari. Allah. Var mı? Var mı? Buyurun. Güzel mi? Çok güzel. Nasıl? Harika. Mükemmel. Tebrikler. Süpersin. Başarılar. Seneye daha güzel. Çok güzel. Zaten tadımlık yapmış. Evet, tadımlık zaten. Tadımlık. Evet. Efendim? Ben tuttum, sen de bak tadına. Bizim efendim çatalımızın özelliğini biliyor musunuz böyle? Sustalı çatal. Çık diye çıkıyor buradan. Bir mekanizma yapacağız buna. Otomatik olacak. Neymiş bu efendim? Pastırmalı bonfile. Koktu zaten. Al beni ye diyor. Mis. Mis. Al beni ye diyor. Hanımefendi yapmış. Evet. Çok başarılı. Hanımefendi, teşekkür ederiz. Lütfen siz gelir misiniz yanımıza? Yanımıza gelin. Sizin yanınıza tadalım bunu. Sabahtan beri balık yemekten bıkmıştık açıkçası. Kuzu mu? Hayır. Bu biftek. Biftek. Dana. Evet. Dana etinden. İçinde pastırma da var. Yanında ne yaptınız yeşil? Ege yeşillikleriyle sote yaptım. Kameraya bakın siz de. Ben çok beğendim. Afiyet olsun. Sarımsaklı pastırmayı da yedik. İnşallah kokmayız kimseye. Kokmazsınız. Tadımlık dediğiniz gibi. Öyle bir yerdeyiz ki enginarcı yazıyor. Hemen yanaştık. Aslında eczane yazsa yeri. Çünkü karaciğere, böbrek hastalıklarına ve pankreas hastalıklarına özellikle küçüğünden temizliyor bize. Evet. Ki hiç pişirmeye gerek olmadan haşlamadan. Evet efendim. Bakın sevgili seyirciler. Bunu Avrupa'da bunu böyle yiyorlar. Şimdi neden? Siz elinizde tutun onu. Neden tutun bizim onu. Türkiye'de böyle tutun yenmesin? Onu. Sevgili seyirciler bakın. Şöyle. Tamamen limonlayarak bunu tabii rahatlıkla tabii yiyebilirsiniz. Limonu da hiçbir sakıncası yoktur. %100 doğaldır. Budur sevgili seyirciler. Evet. Enginar'ın küçüğü bu. Çeşme. İzmir Çeşme. Elde edilen enginarlardan biri. Bunlar da özel üretimdir. İzmir Çeşme'de şeyin gibi. Bunlar da Kıbrıs enginarıdır efendim. Kıbrıs efendim. Bunlar da Kıbrıs enginarı. Evet, Çeşme enginarı. Hiç pişirmeden. Lezzetine ve hiç pişirmeden tadına doyum olmaz. O kameramanın payı. Tamam. Bunu da kameraman arkadaşa veririz. Sürekli insanlar rahatsız oluyorlar. Evet efendim. Kamera kayıttan çıkıyor ya, orada bir karanlık bir dönem oluyor. Evet efendim. Kameraman ne zaman yiyor merak edenler öğrensinler efendim. O zaman yiyor işte. Tabii efendim. Sanıyorlar ki hep ben yiyorum. Yok, siz devam edin. İnanmayanlar baksın. İşte evet. Kameraman arkadaşım sevgili seyirciler. Alın hanımefendi, evet. Buyurun. Şu anda o çekin, da aynen. Çekin, hanımefendileri de çekebilirsiniz. Hanımefendi affedersiniz. Dişimde bir şey kalmış mı? Ayıp şimdi millete. Kalmamış. Kalmamış değil mi? Maydanoz falan. İyi. Allah'tan. Sağ olun. Çok ilginç bir bölüme geldi sıra. Hüseyin Özer yanımızda ki kendisi hani ilk bakışta tanıdık gelmese bile size İngiltere'nin en çok tanınan yüzlerinden, ekmeğinin peşinde
koştuğu İngiltere'de gerçek başarıyı yakalamış bir restoranlar zinciri sahibi olmuş. Bizim köyde ekmek vardı zaten. Ekmekten başka bir şey yoktu zaten de. Önünde durduğumuz stand da çok enteresan. Ekmeklerle zaten bezenmiş. İyi bir seçim yapmışız o zaman. İsabetli olmuş. Siz biliyorsunuz İngilizler ekmek yemez diye. Onun için beni buraya getirdiniz. Tam değiştiği bir zamandır. Gerçekten o zaman. Haber olması gerekiyorsa haber budur. İngiltere'den gelecek haber budur işte. Günlük sandviç yiyorlar artık. Bütün sokakta sandviçler dolu. Çok sağ olun. Yeniden sesinizi duyduk. Çok mesajım var iletilecek. Misafirperverlik konusunda dünyada üzerimize yoktur. Fakat lokantacılığa gelince de dünyada üzerimizde bizden kötüsü yok. Çünkü biz Fransız usulü yemek yapmaya kalkarsak, Fransız usulü servis yapmaya kalkarsak tabii ki üzerimize olmayan bir cekettir o. Niye Fransız usulü yapıyoruz ki? Neden? Fransız Türk yemeği mi yapıyor? Fransız Türk usulü servis mi yapıyor da ben Fransız usulü? Yemeğimizin adı şeydir, sarhoş yemeğidir. Gece bütün her yer kapandıktan sonra sarhoşlar Türk kebabı yerler denir. Öyledir. Ben de bakanlarla görüşüyordum geçen gün. Bir iki milletvekili, bir iki bakan benimle biraz şakalaşıyorlar bu konuda. Beraberiz, arkadaşız kebap konusunda. Ay sarhoş olunca yenir ya bu filan diyordu bir tanesi. Ondan sonra dedim ki ya bunu sarhoş olunca yer diye benimle dalga geçme. Biz yapıyoruz bizim çocuklar. Ama yiyenler İngilizler dedim. Çok gülüştük. İngiliz sarhoşları yiyor bizim Türk kebabını. Onlara göre yapılıyor. Zaten kötü yapılıyor. Biz maalesef ayıkken yiyoruz yani gayet. İnşallah burada konferanslar vereceğim şimdi. Bunları anlatacağım ben. Uzun konferans uzun. Mı? Tabii öyle tamam. Konferans. Biz şuradan, ayalım, şuradan yarın değil. Burada var zaten. Tamam. Hedef ne olacak? Yurt dışında lokanta açmaları. Hadi inşallah. Ben açtıysam sen de açarsın diyeceğim. Hedefim o olacak. Teşekkür yurt dışında ya. Türk yemeği, Türk kültürü, Türk insanını, Türk misafirperverliğini Fransız usulü değil Türk usulü tanıtacağız. İçimizde var o bizim. Yüreğimiz dolu onda. Ne yaptınız? Pişmaniye var. Kabak püresini yaptı. Ezdim kabak püresini. Fıstık var. Bisküvi var. Antep fıstığı var. Ceviz var. Başka Hindistan cevizi var. Ceviz var. Yalnız siz uzattıkça ben huzursuz olmaya başladım. Çünkü çatalı olan gelmiş efendim. Ama mükemmel bir şey olmuş. Üçlü kombinasyon tahin soslu olmuş. Eline sağlık. Harika. Afiyet olsun. Efendim, biz de kabak tatlısından şöyle önce aynı anda İzmit pişmaniyesi. Fıstık ezmeli bir şey var. Evet, fıstık bisküvi var içinde. Üstünde kaymak ekmeğinde sosumuz da var. Harika. Teşekkürler. Bisla. Bu? Evet, bal tahin sosu. Neye bu? Ballı tahinli sos. Şuraya olur mu? Kabağın üstüne de olur. Sevgili seyirciler, tahin sosu da koyduk mu? Lezzeti katlıyoruz. Şöyle aldık. İsminiz ne? Zeynep. Zeynep Hanım yaptı bunu. Yarışmacımız Kocaeli'nden. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Üzerine tatlımızı yedik sevgili seyirciler. Artık tamam. Başından beri diyeceksiniz bu ekmek standını niye bunlar kafaya taktı? Şimdi ekmek bizim milli yiyeceğimizdir değil mi? Biz ekmeksiz doymayız. Kesinlikle. Ve ekmeğin böyle bir önemi daha var. Mesela değerlendiriliş şekline bakılırsa bunun arasında pastırmalı somon var. Ekmeği hemen şöyle kaldırıp yumurta görüyoruz. Ve peynir tabii ki. Peynir var. Pastırmalı somon var. Aman yarabbim çok güzel bir sandviç olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler. Şimdi o kadar güzel yemeğin arasında böyle bir tost, bu da enteresan yani. Tabii zengin tahıllarla beraber bu tür... Tahıllı ekmek. Evet, zengin tahıllarla beraber tahıllı ekmeğimizi içini şekillendirerek, güzel sandviçler haline getirerek tüm halkımızda da tüm müşterilerimizde sunabiliyoruz. Yemeğimizi yedik, üstüne Türk kahvemizi içelim sevgili seyirciler. İkram üstüne, ikram. Ne güzel, çok sağ olun. Afiyet olsun. Sizin de müşteriniz boldur. Evet, bol. Türk kahvesi bizim sevdiğimiz lezzetlerden. Tabii yemeğin üstüne iyi gider. Hazmı kolaylaştırır. Evet, kesinlikle. Anlatıyor musunuz böyle? Tabii, anlatıyoruz. Ne anlatıyorsunuz? Yani Türk kahvesinin insanı zinde tutacağını. Rehabeti engeller. Tabii, sağlıklı. Yani günde 3 tane içmek gerekiyor. Bu mola bize gerçekten zindelik verdi sevgili seyirciler. Geldik bir naber haftasının daha sonuna ve gördük ki aslında gurmelik de zor zanaatmış.
biz onları böyle sadece yemek yiyor, ellerinde mikrofonla diyar diyar geziyor zannederdik ama onları değerlendirmek bir karizma gerektiriyormuş. Öyle boynumuza fular asmakla olur şey değilmiş. Ama olsun, biz yine de iyi ekmek çıkardık anlamında güzel bir program oldu. Sizin de göreviniz zor arkadaşlar. Evet, oldukça zor. Fuar ortamında bulunmak bile çok zor oldu. Siz de anlatıyorsunuz, insanlara beğendirmeye çalışıyorsunuz. İnsanları ikna etmeye çalışıyoruz, onları tanıtmaya çalışıyoruz. Oldukça zor bir görev. Tatsınlar diye uğraşıyorsunuz, zaten açlar geliyorlar. Evet, zaten biz çapına tutanlar çok. Değil mi? Evet. Yani çok ısrar etmiyorsunuzdur. Aa, öğle saati geldi, hemen bir köfte alalım. Yok, hayır, onlar zaten geliyor bize direkt. Öyle mi? Evet. Niye acaba? Sevdiler herhalde, yaydık fuarda. Gerçekten gıda olup da hani göz ardı etmek çok güçtü. Geldik bu programın da sonuna sevgili seyirciler.